Bir de Resulullah'ın aşıkları var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hepimiz seviyoruz. Çok da seviyoruz. Ama bu sevgisini aşk derecesine ulaştırabilmiş olanlar var. Mehmet Akif Ersoy'un burada Medine'de yaşadığı bir olay var. Onu sizlerle paylaşayım. Sonra bir daha okuma ve duaya devam edip bitireceğiz. Mehmet Akif Ersoy çok hassas bir insandır, bilirsiniz. Zaten şiir yazmasından da bellidir. Milli duyguları yansıtmasından, İstiklal Marşı'ndan. Dini olarak da tefsir yazacak kadar, meal yazacak kadar Kur'an-ı Kerim'i ve ilimleri bilir. Ömrünün son zamanına doğru Mısır'da, Suriye'de biraz ziyaretler yaptıktan sonra Medine'ye gelir. Gelmiş ve Resulullah ile biraz hasbihal edeyim, ümmetin de dertlerini dinleyeyim diyerek burada Mescid-i Nebevi'de sizler gibi misafir olmuş. Kendisi anlatıyor. Diyor ki, anlatan Mehmet Akif, hikaye değil yani. Ravza-i Tahire'nin başında duruyordum. Yani Peygamberimizi ziyaret edilen yere yakın, orada duruyormuş efendim. Birdenbire bir ses yükseldi diyor. Birisi yüksek sesle konuşuyor. Yani bir şu halime bak diyordu ses. Sağıma döndüm baktım diyor. Parmaklıklar üstüne uzanmış bir zenci. Sudanlı bir zenci. Kendi kendine şunları Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyordu. Zenci şöyle söylüyor. Ya Nebi şu halime bak. Nasıl ki çöle güneş vurduğu zaman çölün bağrı yanar, senin hicranınla senelerce yandıkça yandım ya Resulallah diyor. Senelerce arzu ettiğim halde harem-i pakine gelip ayaklarının dibine koymayı şu başımı düşündüğüm halde memleketim, evladu iyalim karşıma çıktı, bu ziyaretim geciktirdi. Nihayet diyor hepsini yıktım, terk ettim, çoluğu çocuğu yoluna koydum ve yola çıktım. Sudan diyarından ayrıldım. Tihame çölü 3 ayda geçtim. Yürüdüm geldim senin çölün diye. Senin çölünde gezerken burcu burcu kokunu duydum. Eğer senin kokun imdadıma yetişmeseydi ben bu yolu kat edemezdim ya Resulallah. Demir parmaklıklar üzerinde Resulullah'la böyle hasbihal ediyor. 53 yaşına kadar senin hicranının azabını sinemde taşıdım. Ayrılığının azabını sinemde taşıdım. Yanına geldiğim zaman şu başımı çarptığım demir parmaklıklar da ne ya Resulallah diyor. Yani o kadar yolu kat ettim sana kavuşmak için, geldim şimdi de bizim hacıların dediği gibi bu demir parmaklıklar da ne diyorsunuz ya? Bunlar da ne ya Resulallah demiş. Hala vuslat olmayacak mı? Hala sana kavuşamayacak mıyım? Tihame çölünü kat ettim. Gözlerime uyku girmedi. Arzu edersen yıldızlara sor. Sor ki 3 aylık zaman içinde bu gözler bir kere uyudu mu? Uyumadı diyecekler ya Resulallah. Dağlara, taşlarla bütün hilkat-ı heyakili ile hasbihal ettim ya Resulallah. Derdimi geceye döktüm. Leyale derdimi anlattım, cibali seyrettim ya Resulallah. Nihayet huzuruna geldim. Akif derinleşmiş, coşmuş bu Sudanlının sesini, feryad-ı figanını Resul-i Ekrem'in karşısına geçerek bir aşığın nasıl dolu olduğunu müşahede etmiş. Resul-i Ekrem'in parmaklıklarından tutan bu insan son sözlerini söylerken artık sesi kısılmaya başlamış. Gittikçe sesi azalmış. Kısa bir sessizlikten sonra adam şöyle diyordu. Şu kadar mesafeyi tetik huzuruna geldim. Bu hasta gönlümü bir daha
haki payinden ayırma ya Resulallah. Tahammülüm yoktur. Bir daha ayrılmayalım demiş. Sonra bir sessizlik oldu. Bir ah feryadı duydum. Döndüğüm zaman parmaklıkların dibinde yıkılıp gitmişti diyor. Bir Seylanlı gözlerini kapatıyordu. Birkaç dakika sonra iki tane de cenaze yıkayıcısı geldiler, aldılar, götürdüler. Cennetül Bakiye kaldırdılar mübarek cenazesini. Ama diyor, muhtemelen bedenini götürdüler, ruhu hala o demir parmaklıklarda asılı ve Resulullah'tan ayrılmadı diyor. Efendim, daha nice aşıklar var. O kainatın efendisi, bir beşeriyi aşkla sokaklarda yatan binlerce insan var. Aşk öyle bir şey. İşte o aşıkları biraz gözlemlemeye çalışmak, o aşkı hiç olmazsa sevgi olarak içimizde yaşadığımız için Allah'a şükretmeliyiz. Bizi buraya, bu Kabe'ye getiren, o Resul'e ulaştıran sevgidir, muhabbettir, maddi fedakarlıktır. Ama aşk bambaşka bir şey. O ısmarlama olmuyor. Hadi bugün ben bir aşık olayım da yarın da sevgiye döndürürüm falan yok. O insanların yapılarıyla ilgili, mizaçları, karakterleri, meyyallikleri biraz da Allah vergisi diyelim. Öyle bir şey. Ashab-ı Suffa'dan bahsetmiştim geçen sabah. İşte onlar var. 600 kişi bir mescidin içinde yaşar mı? Hiçbir menfaat yok. Aç, açık, karınlarını doyuracak bir parça bir şey verirlerse, iki gün, üç gün aç kaldıkları oluyor. Resulullah'la karşılaşmak ve sürekli onunla bir şeyler paylaşmak için. Ve öyle kenardan köşeden insanlar değil, hepsi vali olmuştur, kaymakam olmuştur, hakim olmuştur. İslam ordusunun önemli kademelerinde görevler almıştır o insanlar. O ilim aşkı, o Resulullah aşkı, o İslam'ı öğrenme hırsıyla, aşkıyla buralarda yaşamış insanlar vardı. Allah'a şükürler olsun ki bize de bu anlamda bir şeyler ilka etti diyelim ve bu sevda ile bizi buraya ulaştırdı.